Evet, önemli karşılaşmaydı. Trabzon yenilgisinden sonra ya liderle aramızdaki fark zaten açıldı. Ama tabii ki ligin hedefleri bitmiyor. Her sıralama önemli. En yukarıda bitirmek istiyoruz. Her zaman söylediğim gibi ve bugün de onun için değerli bir maçtı. Biz kontrollü bir oyunla, rakibimize pozisyon vermeyerek, topa sahip olarak sürdürmek istediğimiz bir karşılaşmaydı. Planımızı böyle yaptık ve aynen de planımız istediğimiz gibi işledi. Golü de bulduk. Yalnız ikinci yarının başıyla beraber bir pozisyon hatası, erken bir gol yedik. Dakikalar devam etseydi 1-0 oyunun farklı bir hikayesi olabilirdi. Ama tekrar dengeyi kurduk ve ama bu sefer de çok kötü bir duran top golü yedik. Ve ondan sonra da takımım tekrar maça asıldı. Beraberliği yakalamak için girişimlerde bulundu. Ama sonuçta muvaffak olamadık. Başakşehir takımını kutluyorum. Aldıkları 3 puandan dolayı. Biz ise bize geldiğimiz zaman çok iyi götürdüğümüz bir lig. 3 haftadır istemediğimiz sonuçlar var. Ama tabii Kasımpaşa maçı takım savunmasıyla alakalı büyük sıkıntılar yaşadık. Takımımda bir kompakt oyundan uzaklaşma, bir dağınıklık vardı açıkçası. Ama bugün takımımın oynadığı oyuna hiçbir şey diyemem. Sadece 3. bölgede biraz daha efektif olabilirdik. Şuraya geleceğim. 3 maçtır işler istediğimiz gibi bitmiyor diye bir panik yapacak halimiz yok. Biz iyi bir takımız. En başta benim kendime, takımıma özgüvenim hala ilk günkü kadar devam ediyor. Onun için biz bu düzenli oyunu oynamaya devam edip bunu skora yansıtmaya çalışacağız önümüzdeki maçlarda. Ya maçtan sonra olabiliyor, maç içinde gerilmeler olabiliyor. Bizim sistemimiz oyunun akması yönündeydi. Yani tamam Başakşehir yenebilir, biz yenebiliriz. Ama her offside 40 saniye, her out 35 saniye, her kornere gitme 40 saniye. Değişiklikler zaten son derece yavaş. Biz sadece oyunun akmasıyla alakalı bir talebimiz oldu. Bu arada bizi sakinleştirmek isteyen, bizi daha sakin olmamız lazım bizim de. Skor ne olursa olsun bazen konuşmamak, konuşmaktan iyidir. Şöyle diyelim, sadece biz oyun aksın istedik, diğer durumlar bizde kalsın. Evet, buyurun. Teşekkürler. Siz de bahsettiniz. Trabzonspor'la puan farkı oldukça artık açıldı. Hı. Ve alt taraftan da çok ciddi bir baskı var aslında Konyaspor'a puan Trabzonspor'da. Evet. Sizin için, takım için ligin geri kalan kısmında artık hedef ikinciliği korumak diyebilir miyiz Konyaspor için? Diyebiliriz. Çünkü dediğim gibi artık yukarıyı şampiyonu belirleyecek bir tek takım var, o da Trabzonspor. Yani onlar çok büyük hatalar yapmazlarsa, üst üste bir savrulma yaşamazlarsa, ki şu anda öyle bir görüntüleri yok, daha gerçekçi bir hedef gibi duruyor karşımızda. Sadece bizim için değil, o bahsettiğiniz arkadan baskı yapan diğer takımlar için de şu anda sanki ikincilik daha gerçekçi bir hedef olarak ortaya çıkıyor. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.